Efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Telefon numaralarımızı biliyorsunuz 0212 702 92 92. WhatsApp hattımız 549 12 12. Lütfen arayın. Arayın, bağlanın. Bizler ilk bölümde biraz şarkılar, türküler söyledik. Biraz sonra canlı bağlantılarımız olacak. Sabahtan beri Altan Edis'le akraba mı değil mi diye sanki burada çok önemli bir konu varmış gibi geçiyor. Geçsin. Ne olacağını bilmiyorlar. Ne diyeceğimi de bilmiyorlar. Merak edenler biraz daha beklesin. Şu an Edis Skype'ta hazır mı? Evet, Edis. Bağlanıyoruz. Bir 5 saniye daha bekliyoruz. Evet. Selam Edis. Haluk abicim, iyi akşamlar Yıldız. Çok öpüyorum. Yanlış şey. Bak şöyle sevgiler. Bir dakika Haluk abicim, iyi akşamlar Yıldız. Çok öpüyorum. Lan nasıl bir Yıldızım şeydir? Ayrıdır. Ya, Yıldızım ayrıdır. Edis neredesin şu anda? Ben şu an Berlin'deyim. Evet, ne güzel. Bugün ben bir şeyler anlatacağım. Önce Edis beni dinliyorsun. Şimdi arkadaşlar, geçtiğimiz hafta, bu hafta değil, geçtiğimiz hafta Edis programa konuk olacaktı ama bu hafta Berlin'de programı çıktığı için gelemedi. Geçen hafta gelemedi, Perşembeydi. Gelemedi. Gelecek haftalarda konuk olacak bize. Konuk olacak gelecek haftalarda. Ama madem Berlin'de dedim ki, o zaman Berlin'deysen geçen hafta için reklam yapmıştık. Bari Edis niye gelmedi demesinler, gel bir telefon aç bakalım dedim, açtı. Bu arada ben size şuradan açıklayacağım. Sabahtan beri akraba mı değil mi hep böyle sosyal medyalarda dönüyor. Edis'in kuzeniyle benim yeğenim evli. Ve ikimiz Edis'le birlikte aynı çocuğu seviyoruz. Gidip oynuyoruz. Bazen Edis alıyor Leo'yu. Alıyor ve bazen o oynuyor, bazen ben oynuyorum. Hatta bir gün annesine Berna'ya demiş ki Leo. Demiş ki anne demiş Edis geldi, Haluk Levent geldi. Tarkan ne zaman gelecek demiş. Artık alışmış. Evet, bugün Edis'in doğum günü. Benim hediyemi getirsin çocuklar az önce. Edis dün benim doğum günümdü. Bugün senin doğum günün. Bana hediye getirmişler. Evet, dün de lütfen seninle. Hediyeyi görür müsün? Sevenlerim bana bir hediye getirmiş. Yani ne kadar muhteşem bir hediye olduğunu görmen için söyleyeceğim. Sana ne hediyeler geliyor bilmiyorum. Ama Yıldız sen de bak, bana bir hediye getirdiler. Hediyeye bakın, inanamayacaksınız. Çok teşekkür ederim. Hep birlikte nice güzel sağlık, senelere. Sağlık, huzur, başarı, mutluluk, nice yıllar. 99 canım yaşına benim, kadar yaşa inşallah. Niye 99? Amin. Sonsuza kadar yaşasın. İstiyorsa 100 yaşına ya kadar yaşasın. Belki de insanlık gelişecek, o zaman çok daha fazla yaşayacağız. Ölüm diye bir şey var maalesef. Var muhakkak ama bundan 300 yıl önce 40 yaşında ölüyordu bir insan. Bir yıl yaşasın. Bir sonsuza kadar yaşayalım hepimiz inşallah, yani böyle olur. Evet Edis, olur. Nasıl gidiyor o Berlin? Berlin şahane. Yani ilk sadece 3 günlük bir işimiz var zaten burada. Biraz soğuk. Ama burada da bir Christmas heyecanı olduğu için her yer rengarenk. Lan çok güzel yani. Her şey güzel gidiyor. Güzel bir 31. yaş doğum günü oldu bana. Ben de yaşlanıyorum abi gördüğün gibi. Hiç yaşlanmazsın sen. Peki Berlin'de her tarafı yine süslemişler mi? Tabii aralığa doğru girerken. Noel evet, dolayısıyla ben şimdi süslüyorlar. Zaten burada opera binasının tam karşısındayım. Tam da meydandayım. Ya burası zaten full Christmas alanı gibi. Çok güzel, rengarenk. Bak Edis, senin doğum gününde sana ne hediye veriyorlar bilmiyorum. Sevgili Yıldız, sana ne hediye veriyorlar bilmiyorum. 35 kişi toplanmış, ahbaplar toplanmış. Az önce bana pasta getirdiler. Ve doğum günü hediyesi olarak bu pahalı hediyeyi aldılar. Havuç turşusu. Evet ama bayılırım. Bak. Mükemmel bir tadı var. Bayıldım az önce. Neredeyse bitirecektim. Herkes bilir ki, sosyal medyadaki arkadaşlarım da bilir. Havuç turşusuna bayılırım. Evet, bana hediye geldi Edis'ciğim. Sana böyle pahalı hediye geldi mi bilmiyorum ama ben bayıldım. Bu da benden sana. Ne senin o? Senin için yiyeceğim bunu bugün. Bu da benim pastam. Orada pasta, burada havuç turşusu. Aynen, senin doğum günün kutlu olsun. Öncelikle seni çok seviyorum biliyorsun ki. İyi ki hayatımdasın.
Edişim. Arka arkaya doğmuş olmak da çok güzel. O da enteresan bir duygu. Aslında benle senin aranda bir gün var. 27'sinde bundan sonra beraber kutlayalım. Aynen. Dönünce zaten kutlarız mutlaka ki. Ayrıca söyledik mi bilmiyorum ama ben duyurmadıysam tabii şimdi olacak ama ben zaten geleceğim. Yakında geliyorsun. Aralık'ta evet. Bizim konuğumuzsun. Aynen. Oraya da geleceğim. Şarkılar söyleyeceğiz Edis de burada. Danslar yapacaklar. Tabii benim Edis'ten daha yakışıklı olduğumu zaten sosyal medya biliyor. Hangimizin daha... Bak ya gençken diyor ya. Bak ya Yıldız yapma beni burada rezil etme ya. Olacak şey değil bu. Bu program beni gömme programı oldu. Edis'in yaşındayken 31 yaşındayken dayanılmazdın. Ama şimdi dayanılırsın. Arkadaşlar bakın, vallahi billahi az sonra size en güzel danslarımı yapabilirim. Hatta her şeyi yapabilirim. Daha genç göstermek için kendimi her türlü şeyi yapabilirim. Haberiniz olsun. Evet Edis'ciğim. Bir şey soracağım. Benim geldiğim gün o zaman beraber dans edelim sahnede. Bir dakika Edis. Sen geldiğin zaman, bak burada ekran başındakilere söylüyoruz. Beraber dans ediyor muyuz? Ediyoruz ya. Hadi. Söz mü? Söz mü? Değerli dostlar, sevgili Edis için bir şey söyleyeceğim. Bizim sosyal sorumluluk projelerimizde, afetlerde hep en başta oldu. Konser gelirlerini birçok gelirinde bağışladı. Lütfen onun için bir alkış istiyorum Edis için. Seni çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak. Yakında seni programa bekliyoruz. Beraber dans edeceğiz. Bütün Türkiye halkı milleti görecek. Aynen. Orada bulunan herkese çok selamlar. İkiniz de benim için çok değerli sanatçılarsınız. Büyüklerimsiniz. İkinizi de çok seviyorum. İyi ki sizle böyle konuşabiliyorum. Çok büyük bir şans ve onur benim için. Cansın. Doğum günümü kutladığınız için de teşekkür ederim. Cansın. Tüm Türkiye'ye de sevgiler. Bay bay. Görüşmek üzere.